Şimdi şu müşriklerin söylediğiyle Resulullah'a mal edilen, Adem Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a mal edilen söz arasında bir fark var mı? Peki Allah ne diyor bakalım burada? Bunu çok dikkatle dinleyelim lütfen. Allahü Teala diyor ki: "Kedalike kezzebellezine min kablihim." Bu müşriklerden öncekiler de aynı yalana sarıldılar. Kezzebe kelimesi meful almadığı zaman çok yalan söylemek demektir. Yalanladılar değil. Buraya yalanladılar manası verir, parantez içerisinde bir Rasul koyarlar. Halbuki yukarısında hiç Rasul'le bir alakası yok. Çok yalan söylediler. Hep yalan söyleyip durdular. Aynı gerekçeyle. Bugün de öyledir. Kaderci olmayan bir tane müşrik bulamazsınız. Kendi günahlarını Cenab-ı Hakk'a fatura etmek için. Allahü Teala ne diyor burada? Hatta ذَاكُ بَأْسَنَا baskınımızı yiyinceye kadar, cezamıza şey yapıncaya kadar. Şimdi bu müşrikler için bu sure Mekke'de inmiştir. Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Kul ya Muhammed onlara şöyle de. Hel indekum min ilmin fetuhricuhu lena? Yanınızda bir bilgi var mı çıkarıp da bana gösteresiniz? Allah sizin müşrik olmanızı önceden belirledi diye. Bir bilgi var mı? Şimdi kadere inanç diyen insanlar için iman seviyesinde bir bilgi değil mi bu? Kader inancı var diyenler için öyle değil mi? Bak Allahü Teala elinize bir bilgi var mı ki çıkarasınız diyor. Ondan sonra اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ siz sadece zannınıza uyuyorsunuz. Peki o ayetlere verdiğimiz manalara farklı mana min olduğu zaman şöyle olur diyen zanna bile uymuyor değil mi? Yok efendim lemma ya'lem bilmem ortaya çıkarmak deniyor. Ya ahirette Cenab-ı Hak ortaya çıkaracakmış. Peki kendini kime karşı ispat ediyor ki? Ya siz kendinizi kendinizden aşağısına karşı ispat etme ihtiyacı duyar mısınız? Duyar mısınız? Haşa, başka bir tanrım var Cenab-ı Hakk'ı imtihan edecek olan. Yani sözün nereye gittiğini de düşünmüyorlar. Evet, diyor ki Allahü Teala burada اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ siz sadece atıyorsunuz diyor. Bak, yalan söylüyorsunuz diyor. Yanınızda bir bilgi yok diyor. Zanna uyuyorsunuz, atıyorsunuz. Başka hangi kelime kaldı ki? Allahü Teala böyle bir şeyi kabul ediyor mu? Şuralarda anlatılan kader inancını Cenab-ı Hak kabul ediyor mu? Ediyor mu? Etmiyor. Peki ne demektir bu? Benim böyle bir kararım yok diyor. Ondan sonra ne diyor? Kul felillahil hüccetül baliga. De ki hücceti baliga Allah'a mahsustur. Yani en sağlam, en böyle her tam kapsamlı delil Allah'ın delilidir. Peki ondan sonra ne diyor? Felev şa'e. Bu da şa'e erade değil. Şa'e. Bak eradede herkesin mümin olmak istediğini söyledi bu Allah. Şa'e ne demek? Mümin ol diye emir veriyor. Ol. Allah ol dedikten sonra olmamak mümkün mü? Türkçe'ye bunu şöyle tercüme edersek güzel anlaşılır. Bana kalsa hepinizi yola getirirdim. Ama bu işi ben kendime bırakmadım, size bıraktım. Onun için hiç kimseyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın önceden bir kararı olur mu burada? Allah önceden şu kişinin cennetlik, bunun cehennemlik olduğunu kararlaştıracak olsa, işte şu peygamber gönderir mi? Gönderir mi?
Ne manası var? Bakın şurada ne diyor? Marx annesinin karnındayken beşeri idlal edecek beşer suretinde bir şeytandır. Yapı bu. Peki siz bu Mars'ın cehenneme gitmesinin ne anlamı var ki? Suçlu kim cehenneme gittiği zaman? 56. Ya şimdi Allah-u Teala bu mantığa ne diyor? Yalan diyor değil mi? Atıyorsunuz diyor. Bir bilginiz yok diyor. Peki niye bize karşı bir bilgiyle çıkamadıklarını anladınız mı şimdi? Olmayanlar nasıl çıkılır? Şu ayeti şu tarafa çek, bunu bu tarafa çek. Ne olacak? Ben haklı çıkacağım. Kardeşim bu işin ahirette var, kusura bakmayın. Peki bu inanç kimin inancıymış? Evet. Evet, iblis de Cenab-ı Hakk'a sen beni azdırdın dedi. Beni azdırmana karşılık dedi.